Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Malumunuz kalkan pisi balığı zamanı başladı. Kasım ayı ortaları ve Aralık ayı kalkan pisi balıklarının çok fazla yemlendiği, yakalandığı avlardan zamanlardan bir tanesi. Onun için niyetimiz bu hafta sonu kalkan balığına gitmekti. Bu yasaklardan dolayı hafta için erteledik. Şimdi takımlarımızı hazırlayacağız inşallah. Hafta içi de kalkan balığına gideceğiz. Balıktaki nasibimizi göreceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun için kullanacağımız her zaman kullandığım benim şöyle bir misinamız var. 35'lik 15 kilo çekeri var sevgili arkadaşlar bunun. Ben bunu yeni sistemde, yeni tel sistemde kullanacağım için tek misinadan yapacağız bunu. Kösteği ayrı, efendime söyleyeyim, ana bedeni ayrı yapmayacağız sevgili arkadaşlar. İlk önce sevgili arkadaşlar bir kurşun için kasa düğümü yapıyoruz. Bu arada da biraz sohbet edelim. Sevgili arkadaşlar, kalkan balığı ile ilgili. Şimdi sevgili arkadaşlar, kalkan balığı biliyorsunuz patlak dediğimiz havaları çok sevdiği için ne yapıyoruz burada? Ağır kurşun kullanıyoruz. Ağır kurşun kullanırken de kurşunun bu furdöndü kısmı, furdöndü düz kurşun da kullanılabilir. Şu kısımları misinayı zedeliyor. Onun için kurşun ipi kullanmanızı ayrıca tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. İki iğneli bir takım yapacağız sevgili arkadaşlar. Aynı sistemle 3 iğneli de takım yapabilirsiniz. Şeylerin boylarını yaklaşık bir 25 santim civarında bırakacağız sevgili arkadaşlar. Hemen kurşundan sonra bir parmak bırakıyoruz. Yirmi, 25 santim üzerinden. Şöyle yapayım daha güzel anlaşılır. Şöyle 20-25 santim üzeri. Biz bunu ikiye katlayacağımız için şöyle yapalım. Tek köstek yapacağımız için arkadaşlar 1, 2, 3 yeterli bence. Islatalım, misinamız yanmasın.
Evet sevgili arkadaşlar, birinci köstemizi bağladık. İkinci köstemiz birbirine karışmasın diye. Şöyle kendimize yer ediyoruz. Aynı sistemle bunu buradan tutup üçüncüyü de ekleyebilirsiniz. Ben iki köstekli yapacağım. Şuradan hemen keseyim. Şöyle bir tane küçük bir klişte fırlandı kocaman. Şöyle kestik. Şimdi takımımız şu şekilde. İkili hazır. Kurşunumuzu takalım buraya. Söylediğim gibi ağır kurşun kullanacağınız için sevgili arkadaşlar, buraya muhakkak yem ipi kullanın siz. İğnelerimiz sevgili arkadaşlar Fudo'nun 61 çift sıfırını buldum ben. Aslında bir arkadaşımızın tavsiyesiyle 77 çift sıfırını kullanacaktım ama bulamadım. Bunlar da aynı şeyde 2 sıfırını, 3 sıfırını kullanabilirsiniz. Bu iğnelerin şöyle bir özelliği var. Sevgili arkadaşlar buna dikkat edin. Bilmiyorum şu anda görüyor musunuz? Bakın şuradaki tırnakları sayesinde takmış olduğunuz yemleri çok rahat bir şekilde sağlam tutacaktır sevgili arkadaşlar. Yine her zamanki gibi delikli iğneye ben bu aralar taktım arkadaşlar. Bundan sonraki hiçbir avımda elimdeki şeyi bitirene kadar deliksiz iğne kullanmayacağım. Şöyle taktıktan sonra şöyle bir düğüm atıyoruz. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Bu arada canlı yem tırnaklar olduğu için misinaya zarar vermesin diye bu şekilde bir bağlama yapacağım. Diğer iğnemizi de aynı şekilde bağlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde takımımız hazır. Şöyle göstersek. Yine sevgili arkadaşlar, yem olarak hamsi, istavrit filoto, zargan filoto, bir de yine bu kalkan avında
çok uğraşan başka bir hemen hemen başka bir av yapmayan arkadaşımızın Sedat arkadaşımızın tavsiyesiyle parmak şeyler varmış arkadaşlar. Yengeçler, parmak yengeç ismi bir türlü aklıma gelmedi. Parmak yengeci hiç iğneye takmadan şöyle yengecin altından yem ipiyle sarıp bacaklarını serbest bırakırsan diyor arkadaş tavsiye ediyor. Çok avcı oluyormuş ama maalesef bizim buralarda pek getiren olmuyor. Getirirse o avı da al, yemi de temin edip al yapacağız inşallah sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.